İyi akşamlar sayın seyircimiz. Doktor Yakıncı'yla Sağlık Olsun programında bugün akıllı ilaç kullanımı ve ilaç bitki etkileşimi konusunu görüşeceğiz. Konuğumuz Profesör Doktor Göktürk Aktay. Kendisi İnönü Üniversitesi Tıp ve Eczacılık Fakültesi öğretim üyesi. Göktürk Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Cengiz Bey. İlaç çok kullanılan bir şey hepimizin. Bu ilaç kullanımında akılcı ilaç kullanımı diye bir şey var. Neden akılcı ilaç kullanımı önemli? Akılcı ilaç kullanımı aslında sadece vatandaşlarımız için değil, ülkeler için de bir ilaç kullanım politikası olmuştur. Hem ekonomik açıdan en uygun ilacı seçmek, sağlıkta gereksiz harcamaları önlemek, hem uygun hastalıklar için uygun ilaçları kullanmak, bu şekilde kişiye zarar verecek ortamları ortadan kaldırmak veya direnç gelişimi dediğimiz bazı ilaçlarda, bakterilerde antibiyotikler, gereksiz antibiyotik kullanımı direnç gelişimine yol açıyor. Bunu önlemek. Uygun kişiye, uygun zamanda, uygun dozda ve tedavi maliyetini uygun şekilde ayarlayarak ilaç kullanımını kapsar akılcı ilaç kullanımı esas olarak. Bunun içinde tabii akılcı ilaç kullanımıyla ilgili birçok kişiye de görev ve sorumluluk düşmekte. Sadece kişilere değil, kurum ve kuruluşlara da büyük görev ve sorumluluklar düşmektedir. Sağlık Bakanlığımız bu konuda gerekli çalışmaları ve önlemleri, yaptırımları, yasaları yapmaya başlamıştır. Bunun dışında hastaların kendilerine de çok önemli görev düşüyor. İlaç kullanımıyla ilgili önerileri yakından ilgilenmek, hekim tavsiyelerine, eczacının tavsiyelerine, önerilerine uymak. Eczacı ve hekimler tabii ki yine bu sorumlu gruplar içinde yer almakta. Hatta bizim bu akılcı ilaç kullanımı içinde görevli, akılcı ilaç kullanımı ile ilgili görev ve sorumlulukları olan kurum ve kuruluşların arasına biz medyayı ve sosyologları da katıyoruz. Medya zaman zaman da bunu görüyoruz aslında. Sağlık Bakanlığı akılcı ilaç kullanımı ile ilgili ara kamu spotları ile duyuruyor vatandaşa. Eczacınıza danışmadan ilaç almayın, antibiyotiklerinizi işte her gripal enfeksiyonda antibiyotik kullanılmaz gibi. Sosyologlarımıza nasıl görev düşüyor derseniz, her toplumun da bir ilaç kullanma alışkanlığı var. Bu da aslında çok yakından bilinen bir konu. Gelişmiş olan ülkelerde ilaç kullanımına olan toplumun yaklaşımıyla gelişmekte olan toplumlardaki ilaç kullanımına olan yaklaşımlar çok farklı. Bizim gibi gelişmekte olan ya da gelişmemiş ülkelerde komşuya danışarak ilaç kullanma dediğimiz veya işte evin annesi bu işi daha çok üstlenir, evdeki ilaçları aile bireyleri arasında değerlendirme yoluna gider. Bu tabii istenen bir durum değil. Akılcı ilaç kullanımıyla da uzaktan yakından ilgisi yok. Ama gelişmiş ülkelerde toplumun ilaç kullanımı alışkanlıkları bizdekilerden çok daha farklı. Evet. Hem kişi için hem toplum için, ülke için çok önemli tabii. Diyorsunuz. Kişilerin özelleştirirsek şimdi kişilerin ilaç kullanırken yaptıkları somut olarak hatalardan bahsedersek aslında o daha evet. İnsanların aklında daha kolay kalır. Ne gibi ilaç kullanırken hatalar yapıyorlar? Evet, tabii ki. Aslında ilaç nasıl kullanılır diye vatandaşı da eğitmek gerekiyor, öğretmek tabii. Gerekiyor. Yani bir nasıl ki ehliyetimiz olmadan araç trafiğine çıktığımızda herhangi bir kazaya rahatlıkla neden olabiliyoruz. Yine ilaç kullanırken de belli bir eğitimimiz ve öğretimimiz olmazsa çok büyük hatalar yapabiliriz ve kendimize zarar verebiliriz. En çok yapılan
hatalar ya da dikkat edilmesi gereken konular, hangi ilacı kullanırsak kullanalım, genel bir kullanım kurallarımız vardır. Ben onlardan kısaca bahsedeyim. Belki bu bir rehber olur izleyenler için de. Yetişkinlerdeki ilaç kullanımıyla çocuklar ve yaşlılardaki ilaç kullanımını da tabii ayırt etmek gerekir bu anlamda. Şimdi en çok dile getirilen şeylerden biri, ilacımı aç karnına mı tok karnına mı alacağım? Şimdi bizim ilginçtir, eğitimimiz boyunca bunu anlatırız. Bir şeyi fark ettim ki anlatmakla da olmuyor. Sormak ve göstermek gerekiyor. Belki filmlerle, video gösterimleriyle de bunu açıklamak gerekecek. Desteklenmesi gerekir. Derslerimizde diyorum ki işte aç karnına ilaç 2 saat önce ya da yemekten 2 saat sonra alınmalı. Ya da yemekten yemekle birlikte alınabilecek ilaçlar var şeklinde. Öğrencilerimize geçen gün çok yeni daha sordum. Aç karnına ilaç alınacak denildiğinde ilacınızı nasıl alırsınız ya da nasıl önerirsiniz aç karnına? Öğrencinin biri dedi ki hocam yemeğe oturmadan önce açım, ilacımı aldım, yemeğimi yemeye başladım. Şimdi o tok karnına ilaç oluyor. Burada tabii şeyi çok iyi anlatmak gerekiyor. Midenin tamamen boş olması gerektiğini. Aç karnına ilaç midenin boş olması demektir. Ve kesinlikle aç karnına yemeğe oturdum. Yemekten 5-10 dakika ya da yarım saat önce ilacımı içtim. Ondan sonra da yemeğimi yedim. Bu tok karnına almışsınız demektir. Böyle bu tip hatalar demek ki olabiliyor. Dolayısıyla tok karnına demek yemekten hemen sonra alınacak. Aç karnına demek yemekten 2 saat önce ya da 2 saat sonra alınacak anlamındadır. Diğer bir şey ne söyleyebiliriz? Çocukların önünde kesinlikle yetişkinler ilaç kullanmamalı. Bu çocuklar görerek öğrenen minik yaratıklar, öyle söyleyeyim. Siz ne kadar bu tehlikeli, bunu içme, bunu sadece anneler babalar içer deseniz de o sizin yaptığınızı tekrarlayacak. Taklit edecek. Ve aynısını açıkta da özellikle tutuyorsanız ilaçlarınızı aynı şekilde sizin aldığınız gibi ilacı almayı taklit edecektir. Çocukların önünde ilaç alınmaz. Çocukların erişebileceği yerlerde ilaç bulundurulmaz. Ve özellikle mesela bazen yine hepimizin yapabileceği hatalardan biri, ilacımızı alırken kapı çaldı, telefon çaldı. İlacı hemen olduğu gibi bırakıp ne yaparız? Kapıya ya da telefona gideriz. Oysa çocuk da oradaysa siz gider gitmez. Onlar da sizden o kadar daha hızlıdır ki geri dönünceye kadar ilacı yarılamış olabilir. Bir kutu ilacın yarısını içmiş olabilir. Kapıya da telefona bakacağınız zaman ilacınızı kaldırın. Ondan sonra kapınıza, telefonunuza bakın, açıkta bulundurmayın. Akşamları karanlıkta ilaç içilmez. Bu da kurallardan biri. Özellikle çocuklara da akşam uykudan uyandırıp ilaç içirecekseniz ışığı yakmakta fayda var. Karanlıkta ilaç içilmez. Kullandığımız diğer ilaçlarla aldığımız diğer birçok ilacın etkileşebileceğini unutmamak gerekir. Bu anlamda da bir eczacıdan danışmanlık alınabilir. Aslında daha önceki programda da söylemiştim. Eczacılar çok bu konuda bilgi donanımıyla yetiştiriliyorlar. Bizden yararlanın diye. Herhalde onun için sürekli eczacı programa çağırdınız. Teşekkür ediyorum. Anlatacak çok şey var aslında bu ilaç kullanımıyla ilgili olarak. Mesela bölünme şeyleri var. Mesela diyelim ki kapsüller kırılıp alınabilir mi? Veya bu dreje dediğimiz boyun, evet, bon şeklinde olan şeyler var. Üstü cilalı evet, şeyler var. Drajeler. İlaçlar, drajeler var. Onlar bölünebilir mi? Hani bu bölünme, ilaçların bölünme işinde biraz konuşabilir, evet, miyiz? Tabii. Şimdi kapsüller jelatin şeklinde hazırlanmış ilaç şekilleri. Hı-hı. İçlerinde etken madde toz şeklinde bulunuyor. Bunları bölmek mümkün değil. Dozu ayarlayamazsınız. Ne kadar alacağınızı, yarısını alayım demek mümkün değil. Dolayısıyla bol suyla
jelatin, tablet ne olursa olsun bütün ilaçlar sadece suyla alınır tabii bu arada. Bunu da söylemek gerekir. Kapsüller bölünemez, parçalanamaz ve sıcak bir içecekle de alınmaması özellikle önerilir. Çünkü kapsüllerin erime, tabii vücut sıcaklığında onlar eriyorlar içildiklerinde. Sıcak bir içecekle içtiğinizde boğazınıza yapışma tehlikesi olabilir. Tabletler, mesela çayla değil mi? En tabii çok zaten çay, tabii sıcak çay, içecek dediğimiz en çok kullandığımız çay oluyor zaten. İçilmez. Aslında hiçbir ilaç su dışında hani süt, ayran, bitkisel çay, kola, kahve gibi alkol bunlarla, alkollü içeceklerle birlikte de içilmez. Meyve sularıyla da doktor başka şekilde önermemişse. Onun dışında bölünen tabletlerimiz var ama bir de tabletin üstünde kırılacak böyle ince çizgisi olmasına rağmen kesinlikle bölmememiz gereken tabletler de var. Bunlar bağırsakta çözünen tabletler dediğimiz tabletler. Eğer bölerek içersek midede çözünmeye başlayacaklar, bağırsaklara geçmeden önce çözünmeye başlayacaklar. Ya etkileri ortadan kalkacak, etkili olmaları gereken şekilde etkili olamayacaklar ya da mide için zararlı etki oluşturabilecekler. Dolayısıyla bu gibi bilgilere de dikkat etmek gerekiyor. Her tablet bölünmez. Her ilaç, drajeler zaten bölmek mümkün değil onun dozajına. O cilalı tabletler tabii, yani. Tabii olduğu drajet gibi içilecek. Kapsüller dediğim gibi açılıp bazen biz de duyuyoruz kapsülü açıyor. İçindeki tozu ikiye bölüyor. Bir dozunu sabah, bir yarısını sabah, yarısını akşam alıyor o tozun. Öyle de doz ayarlaması yapılamaz. Bunlar hatalı kullanım şekillerinden biri. Bir konu daha var, greyfurt suyu. Bu artık son yıllarda, son 10 yıldır dikkati çeken bir konu. Greyfurt suyuyla etkileşen ilaç grupları tespit ediliyor. Yavaş yavaş klinik çalışmaları da arttı. Grip ilaçları, bazı antibiyotikler, bazı mide ilaçları, antihistaminikler, alerjide kullanılan bazı ilaçlar greyfurt suyuyla birlikte alındıklarında etkileri değişebiliyor, yan etkileri artabiliyor, toksik etkileri artabiliyor. O nedenle tek bir cümle, ilaçlarımızı sadece suyla içiyoruz. Evet, bu basit bir şey ama çok önemli yapılan hatalardan biri. Bir tanesi. Evet, ilaç alırken böyle şeylere dikkat etmemiz gerekli. Bölünme işine alınırken sıcak. Evet, aç karnına, tok karnına nedir? Bunlar... Çocuklarda dikkat edilmesi, saklama koşulları örneğin bu da onlardan yine dikkat edilmesi gereken konulardan biri. Yani ilaçları buzdolabında saklayacağımız durum var mı diyelim mesela? Buzdolabında saklanması gereken durumlar var tabii bazı ilaçları buzdolabında. Özellikle zaten eczacı da uyarır bunu buzdolabında saklayın diye. Ama hiçbir uyarı yoksa ya da sizin sormanız gerekir bu ilaç için özel bir saklama koşulu var mı diye. İlaçların çoğu oda sıcaklığında, güneşten, ışıktan ve ısıdan uzakta, karanlık bir ortamda. Mümkünse bir ecza dolabı içinde saklanmalı. Banyoda da saklama çok görülür. Rutubetli ortamdır banyolar. Orada işte ecza dolabına değil, değil mi? Hiç uygun değil. Ecza dolabı banyoya asılır. Orada rutubet de var, sıcaklık da var. Dolayısıyla uygun değil. Buzdolabı kapak kısmı özellikle birçok evde kullanılan ilaç saklama yerlerinden biri. Fitiller, aşılar ve insülin preparatları buzdolabında hatta buzlukta bir kısmı saklanması önerilir. Onun dışında çok az ilaç yani buzdolabında saklanacak ilaç. Yani buzdolabında kullanırken kapağı öneriyor musunuz? Yoksa normal rafta mı kullanılır? Normal tabii ki. Oda sıcaklığında farklı bir şekilde önerilmemişse oda sıcaklığında ve ışıktan uzak, karanlık, rutubetten uzak, karanlık bir dolapta saklanması en uygun. Tabii. Yani aslında tabii nerede saklandığı konusunda ciddi bakılması lazım. Çünkü mesela şöyle aşılarda biz onu başımıza gelen olaylar olmuştu. Mesela buzdolabın buzluğunda saklanacak aşı ayrı.
Tabii. Normal tabii. Rafında saklanacak aşı. Tabii. Her Ayda. Tarafın sıcaklığı farklı buzdolabında. Evet. Yani normal rafta 4 artı normal raf derecesi artı 4 derece olarak kabul evet. ediyor buzdolabı. O normal rafta saklanacak aşıyı daha iyi olsun diye buzluğa attığınız zaman o aşı bozuluyor. Öyle tabii ki. Evet. Bütün ilaçlar için. Bütün ilaçlar için de geçerli. Yani buzdolabını kullanmayı da öğrenmemiz gerekiyor. Kapak en sıcak yer Hı-hı. aslında buzdolabında. Tabii. Sebzelik yine aynı şekilde yukarıya doğru çıktıkça rafların sıcaklığı azalır. Evet. Yani buzluğun hemen altında daha serin. Aşağıya doğru indikçe artıyor sıcaklık. Sıcaklık artıyor. Tabii. Evet. İlaç kullanımı ile ilgili böyle bu konular konuştuk. Başka aklımıza gelirse yine ilave ederiz de. Bir de bitki ilaç. Yani hem ilaç kullanıyor insanlar evet. hem de bitkisel ilaç kullanıyor. Bu ikisinin mesela burada tabii şöyle sorunlar oluyor. Genelde ilacı tabii değişik olabilir, kendisi de almış olabilir ama genelde doktor veriyor diyelim. Genelde evet, bu şekilde oluyor. Doktor ilacı veriyor. O da kullanıyor. Ama o sırada işte birileri de diyor ki şu bitki ilacını da kullanalım. Alıyor, şunu da kullanıyor. Ama ondan doktora da çok haber vermiyor. Genelde bu böyle oluyor. Evet. Hani tabii istisnalar vardır ama genelde bu şekilde oluyor. İlaç kullandığı zaman yanında bitkisel bir ilaç ya da şey diyelim. Hatta bitkisel çay bile. Çay bile evet. Evet yani onu zaten doktora söylemeye hiç gerek duymuyoruz. Evet. Yani çay bitkisel çay sallama alıyoruz işte bir ada çayı. O ikisi falan. Arasında nasıl bir etkileşim var? Yani burada neye dikkat edilmesi gerekli? Bitkisel ürün ayrı, bitki ayrı. Yani Hı-hı. aktarlardan satın aldığımız bitkiler daha tehlikeli. Standartize olmadığı için. Hı-hı. Saklama koşullarından olsun, tozun içinde, böceklerin içinde bozulmuş, ne zaman toplandığı belli değil. Başka otlarla karıştırılmış olma olasılığı yüksek. Hı-hı. Ve böcek üremesin diye en tehlikelisi de bunu da söylemeden edemeyeceğim. Ne yazık ki o tabii çuvallarda, torbalarda muhafaza ediliyor ve açıkta satılıyor. Böcek üremesin diye pestisit böcek ilacı sıkılıyor bir de onların içine. Öyle düşünebiliyor mi? Musunuz tehlikeyi? Yani Hı-hı. bitkinden gelen tehlikenin dışında aslında birincil derecede tarım ilacından ya da böcek ilacından etkilenecek kişi. Onu saklayabilmek için gerekli ortamı her zaman sağlayamıyor. Ülkemizin işte iklim koşulları ortada. O çuvallardaki bitkiler tamamen dibine kadar bitmeden sürekli üstüne ekleniyor. Yenisi alınıyor. Küflenme, böceklenme, aflatoksin dediğimiz mantar üremeleri söz konusu oluyor. Bunları da engellemek için böcek ilacını çok rahatlıkla kullanabiliyorlar. Ve tabii standartize değil, hangi bitkinin ne olduğunu biz bile eczacı olarak bitkiyi görmüşüz her açıdan tanıdığımız halde bilimsel çalışmalarımızda bir uzmanına bunu tanıtmadan, tanıtımını yaptırmadan kullanamıyoruz. Birçok bitki birbirine benziyor. Maydanoza benzeyen o kadar çok zehirli bitki var ki. Yani bu tip olaylar sizlere de geliyor. Çocuklar özellikle karıştırıp maydanoz zannedip baldıran mesela karıştırılabiliyor. Dolayısıyla bu tanımlama nasıl yapıldı, nereden biliyor, eğitimi olmayan kişilerce öneriliyor. Yine televizyon kanallarında çok fazla öneriler görüyoruz bitkisel ilaç olsun, tıbbi bitki karışımları olsun. Öncelikle vatandaşlarımıza bu konuda şunu söylemek isterim ki sağlık eğitimi olmayan hiç kimse tedavi önerisinde bulunamaz. Başta hekim değilse. Ama kanallara baktığımızda kimyager de, ziraatçı de, aktar da ilaç, bitki öneriyor tedavi için. Yani bir kanalda ben bir aktarın bir gebe bayana folik asit önerdiğini, sabah akşam ve dozuyla birlikte önerdiğine şahit oldum. Yani folik asit veya bir başka hasta kan değerlerini veriyor. Biyokimyada işte diyor hemoglobin şu çıktı, hematokritim şu. Yine hiçbir eğitim yok, aktar.
Biz bile eczacılar, yani ben her eğitimde söylerim, biz doktor değiliz diye. Aktar orada kişiye kan, siz anemiksiniz, aneminiz için folik asit artı işte B12 şunları şunları almanız gerekiyor. Yani B12 takviyesi için nelerin sadece hematokrit düzeyine bakılmadığını çok iyi biliyoruz. Anlatabiliyor muyum tehlikeyi? Yani o kadar... Bunlara şey olmuyor tabii, bunlara bir bu şekilde... Beyanat vermelerinden dolayı bir problem çıkmıyor. Problem çıkmıyor ama çok tehlikeli problem çıkıyor. Şöyle problem çıkıyordur. Aslında problem çıkıyor da kayıtları yok. Yani belki RTÜK bu konuda yaptırımı olabilecek tek kurum yani RTÜK. Onun dışında problem kişiyle aktarla kişi arasında da çıkmıyor. Ama kişide büyük olasılıkla büyük problemler çıkıyor. Onun önerilerini dinleyen kişide. Şöyle bir etkileşim söyleyebiliriz. Mesela bazı kanser ilaçları, kişi kanser tedavisi alıyorsa bazı kanser ilaçları çoğalan kanser hücresinin üremesini durdurmak için, çoğalmasını durdurmak için, onun üremesi için gerekli olan folik asit sentezini bozar. Ve hücrenin üremesi durur. Ama siz böyle biri, sen anemiksin, zaten çoğu ilaçlar da anemik yapıyor biliyorsunuz, kan tablosunu da bozuyor kanser ilaçları. Sana folik asit öneriyorum. Şimdi siz folik asit sentezini bozarak zaten kanser hücresinin üremesini durdurmaya çalışıyorsunuz ilaçla. Ama o aktarın da önerisini dinleyerek folik asit alıyor. Tedavi sıfır. Tabii. Yani dışarıdan folik asit veriyorsunuz. En basiti yine yine piyasada hani çok bilindiği için söyleyeceğim. Ticari isim pek belki verilmiyor ama Bactrim. Bildiğimiz antibiyotiklerin başında geliyor. Bactrim de bakteri hücrelerinin içindeki folik asit sentezini bozarak bakteri hücresini öldürüyor. Siz bu kişiye yine ne veriyorsunuz? Sen anemiksin diyor aktarımız ya da bu konuda hiçbir eğitimi olmayan bir kişi. Sana folik asit. Folik asiti verince bakteri sentezi için gerekli olan folik asiti alıyor. Dışarıdan takviye ediyoruz. Sen ilaçla durduruyorum ama bir yandan da takviye ediyorum seni. Gene tedavi başarısız. Etkileşimler bu şekilde ortaya çıkıyor. Mesela en çok kullanılan ve en iyi araştırılmış bitkilerden biri yeşil çay. Yeşil çayın birçok ilaçla etkileşimi olduğu ortaya kondu. İçinde kafein içeriyor, uyarıcı etkisi var. Ne oluyor? Merkezi sinir sistemini uyaran diğer ilaçların etkisini arttırıyor. İstenmeyen yan etkiler ortaya çıkıyor. Bazı antidepresanların etkisini azaltıyor kullanımlarında. Halbuki çok basit. Her yeşil çay işte her yemeğin üstüne bazen sindirimi kolaylaştırsın diye de bilinen, önerilen bir çay. Standartize edilmiş olsa bile, yani o bitkiyi alıp kafadan kaynatıp içmiyoruz. Hazır standart poşeti alsak bile bu tip etkileşimler olabiliyor. Yine burada çok, yani hepsini tek tek de bir anlatmak çok zor. Ele alınacak o kadar çok bitki var ki anlatmakla bitmez. Zaten vatandaşlarımız da artık birçok bitkiyi de tanıdı. Etkisini de kanallar sayesinde birçok bitkiyi öğrendik. Kullanımlarını da öğrendik. Ama şunu özellikle altını çizerek söylüyorum. Kesinlikle bitkisel çay, her bitkinin çayı olmaz. Bunu hiç unutmamak lazım. Doğadan toplanmış farklı amaçlarla halk ilacı, yara iyileştirici olarak örneğin kullanılıyor. Ben bunu haşlayayım içeyim diyemezsiniz. Her bitkinin çayı olmaz. Ve bitkisel çay hazırlanırken 100 mililitre, yani bir su bardağının, normal ebatlardaki bir su bardağının içinde en fazla 3 ila 10 gram arasında, bitkiye göre de değişiyor bu. Yani %3'lük 100 mililitre içinde 3 gramın üstünde hiç önerilmiyor yoğunluğu, derişimi. Ama gelmeden önce ben bazı işte sayfalara baktım böyle internette, hani yine çok alenen ilaç, bitkisel ilaç öneriliyor. 29 bitki karışımıyla
hastalık tedavi ediyorlar. 29 bitki karışımı. Yine zayıflama amaçlı 12 bitki karışımı. Yani bu kadar çok bitki karışımı içeriyorsa oradan uzak durmak lazım. Yani 2, 3, 4 bitki karışımı biraz daha kabul edilebilir bir durum. Çünkü neyi ne kadar aldığınız... Birbirlerini nasıl etkiliyor tabii, o bitkiler birbirlerini nasıl etkiliyor araştırılması sinerjistik gerekiyor. Yani birbirinin etkisini arttırabilir, azaltabilir, toksik bileşikler oluşabilir, organa zarar, karaciğer biliyorsunuz bütün gıdaların, ilaçların ilk geçtiği organ orada şekilleniyor, orada etkisiz ya da etkili hale dönüşüyor. Karaciğer için muazzam bir etki, istenmeyen etki. Karaciğer nakli ne kadar gidecek, bazen etkileşmeler ortaya çıkabiliyor bir anda. Bu kadar çok karışımlar da tehlikeli. Yani %3 ila %10'luk bir karışımdan daha fazla yoğunluk önerilmez. Ve bir de mümkün olduğu kadar tek bitki. Mümkünse tek bitki. Hani 2-3 karışım da yine kabul edilebilir bir durum olabiliyor ama bu kadar çok karışım, 29-30 bitki, 15 bitkiyle bunu kontrol etmek çok zor. Evet, Gökhan Hanım, programın sonuna doğru geliyoruz artık. Son 5 dakikamız. İsterseniz genel anlamda, çünkü detay olarak konuşulacak aslında çok şey var. Evet. Tek tek şu bitki, şu ilaçla kullanıldığı zaman şu şekilde etki eder gibi. Çok şey konuşulabilir ama bu çok uzun bir zaman gerekir. Yine başlıklar halinde kısaca çok sık kullanılanlar için söyleyebilirim olabilir. Belki. Olabilir, onlara şey yapalım. Yine ada çayı mesela bitkisel östrojen açısından zengin bir bitkidir. Menopoz öncesi ya da sonrasındaki sıkıntılar için iyi gelir. Ancak çok fazla, günde 2-3 fincandan fazla tüketimi önerilmez. Başka ilaçlarla birlikte, örneğin ağrı kesiciler, anti-inflamatuvar dediğimiz yine romatizmal ağrılarda kullanılan ilaçlarla birlikte ya da kan sulandırıcı dediğimiz ilaçlarla birlikte kullanılması önerilmez. Kanamaya eğilimi arttırabilir bu gibi ilaçlar. Ekinezya, şimdi kış dönemi birçok kişide immün sistemini, bağışıklık sistemini güçlendirmek için kullanıyorlar. Bunun 2 haftadan daha fazla kullanılması önerilmez ekinezyanın. Ancak bu bağışıklık sistemini güçlendirdiği için özellikle otoimmün hastalıklar var biliyorsunuz. Yani vücut kendi antikorlarını üretiyor. Normal kendi bileşikleri için bir reaksiyon oluşturuyor. Hashimoto tiroidi mesela, diyabet, MS bunlardan biri. Bu gibi hastaların da çok fazla tüketmesi önerilmez. Bağışıklık sistemini uyaran ilaçları ya da bitkileri. Ekinezya bu açıdan çok güçlü olduğu için bu gibi hastalara ekinezya kullanmamalarını özellikle öneriyoruz. Organ hasarlarına yol açabiliyorlar bu durumda. Sarı kantaron yine çok bilindik ve çok kullanılan bir bitki. St. John's Wort ya da Hypericum perforatum diye de bilinir. Hatta biz buna modern Prozac da diyoruz. Doğal Prozac. Prozac biliyorsunuz günümüzün işte popüler antidepresan ilacı. Bu da bitkisel Prozac diye bilinmekte. Ama bunun da örneğin doğum kontrol ilaçlarının, oral kontraseptif dediğimiz doğum kontrol ilaçlarının etkisini azalttığı, yine ışık fotosensitivite dediğimiz ışığa duyarlılığı arttırdı ve migreni tetikleyebileceği biliniyor. Yine kan sulandıran diye bildiğimiz ilaçlar, aspirin ve benzeri ilaçlar ya da kumadin gibi kalp rahatsızlıklarında kullanılan ilaçların etkisini arttırabilmekte. Anti-inflamatuvar, ağrı kesici ilaçlarınla etkileşimi var. Bu konuda da dikkatli olmak gerekiyor. Ve sarı kantoronun migren atağı olan kişilerde akşamları öneriyoruz. Gündüz ışık migreni de tetiklediği için, sarı kantoronun da böyle bir etkisi olduğu için böyle bir önerimiz var akşam kullanılması yönünde. Yani kısacası... Bitkisel ilaçlar çok doğal, işte zararsızdır diye bilinir ama son derece yanlış. Yine kanallardaki uzman olmayan kişilerden verilen hiçbir bilgiye yanaşmamalı ve uygulamamalı.
doğrudan pazarlama yapılan bir kanalda, onu da yine söylemeden geçemeyeceğim, hep örnek olarak veririm. Bitkisel bir kremin pazarlamasını yapıyorlar, selülit tedavisinde kullanılıyor diye. Satış yapan kişiye spiker soruyor. Peki bunu çocuklar, gebeler de kullanabilir mi? Hani dışarıdan sürülüyor, yine de olsun, bir zararı var mıdır diye. Elemanın verdiği yanıtı, ben günlerce etkisinde kaldım. Yani bu bitkisel bir ürün. Krem de olsa bitkisel bir ürün, tamamen zararsız, yiyebilirsiniz bile dedi. Ben inanamadım. Yani burada vatandaşlarımız çok uyanık olsunlar. Çünkü çok etkili oluyor kanallardaki bu yayınlar, ne yazık ki yanıltıcı. Yine ben Rütük bu konuda devreye mutlaka girmeli. Çok tehlikeli gidişat. Evet. Çok teşekkür ederim Gökmen Hanım. Ağzınıza ayağınıza sağlık. Güzel bir sohbet oldu. Ben teşekkür ediyorum. Sayın seyircilerimiz, bugün Doktor Yakıncı ile Sağlık Olsun programında ilaç kullanımı ve ilaç bitki etkileşimi konusunu görüştük. Konuğumuz Profesör Doktor Gökner Aktay, İnönü Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden öğretim üyesi. Başka bir programda buluşmak umuduyla iyi akşamlar dilerim.